Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuza Eskişehir ilinden devam ediyoruz efendim. Özel elit sürücü kursuna konuk olduk sizler için. Yanımızda kurucu Sayın Mert Korucu bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. İsmim Mert Korucu. Bu sektörde benim açımdan daha yeni, 2 senelik bir tecrübem var. Evet. Bu 2 sene zarfında kendimizi eğitim alanında, eğitim materyalleri alanında kendimizi sürekli dinamik ve yenilikçi olarak tutmaya çalıştık. Şu anda Eskişehir bazında başarı oranı olarak en yüksek olan kurslardan biriyiz. Kursiyer memnuniyeti, başarı oranı olarak. Ve bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Zaten eğitim sektörü dediğimizde biz bir ticaret insanından daha çok bir eğitmen olarak kursiyerlerimize o gözle bakmaya çalışıyoruz. Bizim için buradan bir insanın ehliyet almasından daha çok arabaya sürücü olarak çıkabilmesi, yani gerçekten kullanabiliyorum ben bu arabayı olarak çıkabilmesi daha, yani o gözle bakmasını istiyoruz insanların. Hani sadece buraya ehliyet için bir geçiş süreci olarak değil de, hani ben gerçekten buradan araba kullanmayı öğrendim ve artık trafiğe çıkabilirim. Bunu diyerek buradan ayrılmasını istiyoruz. Daha çok geliştirilebilir bir sektörün içindeyiz. Evet. Ve daha da büyüyen bir sektörün içindeyiz. Ben genç bir insan olarak ekibimizi de genç bir ve dinamik olarak tutmaya çalışıyoruz ki hani herkese hitap edebilelim. Hem bayanlara, hem baylara, hem genç insanlara. Çünkü biliyorsunuz ki genel olarak bizim ehliyet alan insanlarımız 18'den 25 yaş arasında. Evet. Bu yüzden hani gençlere hitap edebilmek açısından dinamik bir kadro oluşturmaya çalıştık. Şu anda da gerçekten hani personel yaş ortalamamız ortalama 32 ile 35 arasında. Genel olarak bunları yapmaya çalıştık. Şu ana kadar da başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Tebrik ederiz. Zaten de hani ilerleyen dönemlerde biz tecrübelendikçe, kursiyerlerimiz, adaylarımız bizi gördükçe zaten bunları, kendileri de bunu anlayacaklardır. Böyle. Tüm kurallara uyan, trafik kurallarına uyan doğru bir sürücü olmak için evrakları toparlayıp getirmek yeterli. Tabii. Değil mi? Elit sürücü kursuna buradan gerçek bir sürücü olarak ayrılabiliriz. Evet. Sadece evraklarını toplayıp gelmeleri yeterli. Ondan sonraki süreçte zaten tamamıyla bize bağlı. Evet. Eğitimlerini tamamen aldıklarında hem buradan kuralları bilerek, yani gerçekten öğrenmiş olarak, yani her şeyinden, ilk yardımından, motorundan yeterli bilgi alarak, trafik kurallarından her şeyine kadar öğrenmiş olarak ve gerçekten bir sürücü olarak yani çıkmalarını ben garanti edebilirim. Evet. Evraklarımızı aldık geldik. Süreç nasıl başlıyor? Ne kadar sürüyor? Süreç şöyle, genel olarak zaten 1 ile 10 arasında gruplarımız açılır. Evet. Her ayın. Bu grup açım tarihi oyununda açıldıktan sonra ertesi gün veya 2 gün sonra burada kursumuzda olan derslerimiz başlar. Ortalama 10 gün civarında bunlar günde 3 saat olarak sürer, devam eder. Bu derslerimizi bitirdikten sonra şimdi elektronik sınav uygulamamız başladı. Hı hı. Elektronik sınav şöyle, eskisi gibi 2 ay 3 ay böyle bir sınav geçiş sürecimiz yok. Sadece ertesi gün derslerimiz bittikten sonra sınav ücretlerini yatırdıktan sonra ortalama 10 gün sonra adaylarımızı sınava sokuyoruz. Teorik sınavda başarılı olan adayları tekrardan direksiyon eğitimlerini alıyoruz ve gerçekten direksiyon sınavına girebilecek olan adaylarımızı da sınava sokuyoruz. Ondan sonraki süreçte eğer geçebilirlerse, yani sınavı başarıyla tamamlarlarsa, sonra sertifikalarını düzenliyoruz, dosyalarını hazırlıyoruz ve teslim ediyoruz. Harika. Peki yaş sınırı var mı? Yaş sınırı araba için, araba ehliyeti için 18 yaşını doldurmaları gerekiyor adaylarımızın. Motosiklet ehliyetlerini şu anda 3'e ayırdılar. Küçük motosiklet, yani şöyle söyleyeyim, 150 cc motor gücünde bir motosiklet alabilmeleri için 16 yaş yeterli. Hı hı. 16 yaşını doldurmaları. Diğer büyük motosiklete binebilmeleri için 18 yaş. Peki sektörün sıkıntıları var mı? Varsa çözümleri neler? Sektörün sıkıntıları şurada. Eğitim materyallerimizin geliştirmemizde tabii bizim araçlarımızı her zaman güncel, son model tutmaya çalışıyoruz. Fakat tabii şu anda günümüz şartlarında araç fiyatları çok pahalı. Evet. Bizim de zaten şu anda mesela bizim kendi bünyemizde bulunan 4 aracımız, 2 tane motosikletimiz var. Hı hı. Bunlar da tabii çok ucuz şeyler değiller. Tabii.
Bunlarla da alakalı sıkıntılarımız oluyor tabii ki. Ama onun haricinde biz hani öğrencilerle iç dışta olmayı çok sevdiğimiz için bunlar biraz geri planda kalıyor. Hı hı. Hani onun haricinde çok büyük sıkıntılarımız yok. Çok güzel. Tabii başta siz olmak üzere genç, dinamik, profesyonel bir ekibe sahipsiniz. Tabii. Kaç kişiye hizmet veriyorsunuz burada? Şu anda 4 direksiyon hocamız var. 4 aracımızla beraber. Onun dışında 3 tane ilk yardım, motor ve trafik dersine giren öğretmenimiz var. 1 tane kurum müdürümüz var. Evet. Toplam burada 9 kişiyiz. 9 kişi olarak, 9 tane eğitim personeli olarak benim dışımda burada eğitim vermekteyiz. Evet. Sürücü kursu, eğitim merkezlerinde tabii ki yalnız değilsiniz. Tabii ki. Ama özel elit her zaman tercih edildi. Farkınız nedir acaba? Farkımız şu, genel olarak kursiyerlere sadece hani bir ticari gözle bakmıyoruz dediğim gibi. Ticari gözle bakmayıp hani biz buradan gerçekten öğrenerek gitmelerini istiyoruz insanların. Çünkü görüyorsunuz günümüzde trafik kazalarından ölen insanlar çok fazla. Maalesef. Ve daha da artmaya devam ediyor. Hani biz de belki buna bir katkımız olur. Hani biz de gerçekten buradan sürücü olarak giden insanlara hani bu kurallara uyan insanlar olursa bunlar bu trafik kazalarını azaltabiliriz. Hani onu da şey yaptım, hani kendisi için, kendi ailesinin sağlığı için veya yakınlarının sağlığı için ne kadar düzgün sürücüler yetiştirirsek o kadar katkıda bulunuruz. Kesinlikle. Can ve aynı zamanda mal güvenliği çok önemli. Evet. O yüzden trafik kurallarına uyalım. Uymayanları da uyaralım. Uyaralım mutlaka. Peki yakın gelecekteki hedefleriniz, projeleriniz neler? Yakın gelecekteki hedeflerimiz şu anda tek kurs olarak bünyemizde tek bir kurs var. Evet. Kurs binamız var. Tabii ki bunları arttırmaktaki hedefimiz şu anda ortalama yılda 300-350 kursiyere hizmet veriyoruz. Tabii bu bunu binlere, 2000'lere çıkarma hedefindeyiz. Tabii ki bunu da kurs binalarımızın sayısını arttırarak, araçlarımızın sayısını arttırarak, araçlarımızı her zaman son model tutarak, öğretmenlerimizin dinamik, genç, tecrübeli insanlardan seçerek bunu her zaman en üst seviyede tutmak hedefindeyiz. Yani bizim için ilk önce başarı. Ondan sonra insanların mühimliyeti geliyor. Bizim için en önemli şeyler bunlar. Biz de bu hedefinizde size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, bugün Eskişehir'den özel elit sürücü kursundan sizlere seslendik. Efendim genç girişimci Mert Korucu'dan sizler için sektör adına değerli bilgiler aldık. Aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.